Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarını ve yazarlarını tanıdığımız Yazarları ve Eserleri programının 7. bölümündeyiz. Bu hafta yazarımız Hafsa Fidan Vidinli'nin kaleminden çıkmış iki yeni yayını tanıyor olacağız. Kırmızı Elma COVID-19'a karşı ve Seymen'le Sargılı Günler. Hafsa Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Hem katıldığınız için hem bu güzel iki eseri bizlere kazandırdığınız için teşekkür ederek başlamış olayım programımıza. Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Elinize, emeğinize sağlık. İnşallah tekrarları da olsun diye diliyoruz. İnşallah. Siz öncelikle biraz kendinizi tanıtırsanız ve bu şekilde başlayacak olsak. Tabii. Ben Ankara doğumluyum. Ankara'da büyüdüm, yetiştim diyebilirim. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Ardından Ankara Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimi aldım. Doktora tezim de Kur'an'da Kadın İmgesi adıyla yayınlandı. Aslında yazma serüvenim biraz akademik çalışmalarla başladı diyebilirim. Aynı zamanda doktora eğitim sürecim devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yayın biriminde çalışıyordum. Orada da bana görev verildikçe, aslında yaz dedikçe yazdım biraz, görev verildikçe kitap yazmaya veya dergide makaleler yazmaya devam ettim. Çocuk hikayeleri de başlamış oldu o dönemde. Bir dönem postdoktora için yurt dışında bulundum. Yine akademik yazma serüveni artı belki halk için, genel okur kitlesi için yazma serüveni devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Değişen Dünyada Kadın isimli kitabım yayınlandı. Bir dönemde özellikle yetişkinlere hitap etmek için yazdığım hikayeler kitaplaştı diyeyim, Ters Dönüşüm adıyla. Yakında Diyanet'ten yine bir kitabım çıktı. İnşallah o da okuruyla bu haftalarda buluşacak. Ya, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Tekrar. O da Ters Köşe yazıları. Çok güzel. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan bir çocuk kitabım, ilk çocuk kitabım diyeyim daha doğrusu, Minik Kalbim Kur'an'la Buluşuyor isminde. Evet, hatta eserimiz burada. Onu da bir görmüş olalım isterseniz. Kısaca nelerden bahsediyor, anlatmak ister misiniz bize? Minik Tabii Kalbim ki. Kur'an'la Buluşuyor. Tabii ki. Peygamber hikayelerini, Kur'an'da anlatılan peygamber hikayelerini çocukların anlayacağı bir dille anlatmaya çalıştım bu çalışmada. Her peygamber hikayesi çocuklara anlatıma uygun değildi. Oradan seçmeler yaptım diyebilirim. Bir de kıssa veya hadis rivayetleri kullanmaktansa sadece Kur'an'da nasıl anlatılıyor en özlü haliyle. Evet. Bu hikayeler örneğin Yusuf kıssası, örneğin Süleyman kıssası. Onları çocuk diline aktarmaya çalıştım. Böyle bir çalışma doğmuş oldu. Çok güzel, elinize sağlık. Bugün konuşacağımız iki eser bir serinin parçası aslında. Değerli Hikayeler serisi. Evet. Değerli Hikayelerin geliştirilme amacı neydi? Aslında Değerli Masallar diye bir seri olduğunu da biliyoruz, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkmış. Aralarında bir ilişki var mı, bir benzerlik var Tabii. mı? Sizden dinlemek istiyoruz. Tabii. Değerli Masallar hikaye serimiz 15 kitaptan oluşuyor. Orada yaş grubumuz 4-6 yaş grubuydu. Yani biraz daha minik kalplere hitap etmeye çalıştık orada. Çok beğenildi, çok ilgi gördü. Aslında benzer değerleri orada anlattık ama yaş grupları arasında ciddi bir fark var. Bu değerli hikayeler ise 10 artı yaş grubu, 10 ila 14 yaş, kabaca ortaokul dönemi çocuklar için çalıştığımız bir seri oldu. Örneğin çocuklarımızda saygıyı, arkadaşlığı, güveni, dostluğu, iyiliği, merhameti anlatmaya çalıştık. Çok zor olduğunu biliyoruz. Aslında çocuklar belki bunları aile ortamında yaşayarak görüyorlar. Belki anne babayı, etrafındaki büyüklerini, arkadaşlarını, okul döneminde öğretmenlerini tanıyarak, aslında değerleri de yaşayarak öğreniyorlar. Fakat en önemli öğrenme yöntemlerinden biri aynı zamanda tabii ki yayınlarla öğrenme. Yani kitaplarla çocuklarımız artık çok küçük yaşlarda buluşuyor biliyorsunuz. 3 yaştan itibaren genelde yayın evleri yayın yapmaya başlar çocuk. Okur yaşı çok küçülüyor gerçekten. Evet, evet. Yani akıllı işaretler denilen işaretlerle de başlıyor. Yani 2 yaşında çocuğuna eğitim vermeye başlayan ebeveynler vardır. Ama genel olarak yaygın olan 3 artı yaş döneminden itibaren çocuklara yönelik kitapların hazırlanıyor olması. Yayın evlerinde bunu tercih ettiğini siz de biliyorsunuz. Evet. Burada değerli hikayelerde ortaokul dönemi çocukları için heyecanlı, didaktik bir dili olmayan, esprili, ironi dilini kullanan hikayelerle çocuklarımıza değerleri vermek istedik. Aslında benim kanaatimce çocuklar hikaye okurken kendileri de bir hikayenin içindedir. Onu, o dili yakalayarak çocuklara vermek istedik aslında. Ve çocuklar bence sonuç itibariyle hikayelerle büyür. Evde oluşturulan atmosfer de çocuklarda aslında bir sürekli okudukları bir hikaye gibidir. Birbirini destekleyen unsurlar olsun, bunlar istedik.
Evet, değerli hikayeler bu amaçla evet. geliştirildi aslında. Evet, değerli hikayeler dememizin sebebi de her bir eserde bir değer çalışılıyor. Tıpkı değerli evet. masallarda olduğu gibi. Bugün aslında sizin iki kıymetli eserinizden devam ediyor olacağız. Bu serinin diğer kitapları da yakında gelecek. Onun da müjdesini vermiş olalım. Sizinle birlikte ilk defa tanımaya başlamış oluyoruz biz böylelikle. Bugün Kırmızı Elma COVID-19'a karşı ve Seymen'le Sargılı Günler. Her ikisini de itiraf ediyorum çok eğlenerek okudum. Yani bence zaten kitap okumanın bir yaş aralığı yok. Yani çocuk kitabı da severek okuyabiliyoruz. İşte yetişkinlere özel kitapları da. Burada Kırmızı Elma'da da Seymen'le de Kırmızı Elma karakterimiz oluyor bu arada. Ben küçük bir spoiler vermiş olacağım. Seymen'de de farklı iki değeri görüyoruz. Birisinde saygı, birisinde çalışkanlık konuları işlenmiş. Ben çizimlerini çok beğendiğimi, hikayeyi çok beğendiğimi, anlatıcının dilini, yani sizin dilinizi gerçekten çok beğendiğimi itiraf edebilirim. Şimdi biraz sizden dinlemek istiyoruz. Seymen'le Sargılı Günler ve Kırmızı Elma hikayeleri nasıl gelişti ve nelerden bahsediyor? Böyle kısacık dinleyebilir miyiz? Tabii ki bir kitap yayına hazırlanırken çok ciddi aşamalardan geçiyor. Örneğin kitabı yazar olarak yazıyorsunuz fakat sonra yayın evinin kendi ilkeleri doğrultusunda editoryal çalışmaları devam ediyor. Ardından çocuk kitabıysa bu 15 yaşa kadar genelde resimlenebiliyor. Tabii ki resim tarzı değişiyor ama resimli kitap çok yaygın. Yetişkinler için de aslında resimli, arada resimlenmiş hikaye kitapları da çok yaygın. Resimlenme aşamasında biraz daha somutlaştırmış oluyoruz aslında yazarın hikayesini, metnini, kahramanlarını elbette çizmiş oluyoruz. Bu aşamada genelde serimizin çizeri Pervin Özcan Hanım, ona da teşekkür ediyorum. Evet. Çok katkıları oldu. Çok güzel resimleri, cıvıl cıvıl, rengarenk. Çocukların çok ilgisini çekecek içerikte resimlenmiş oldu. Editoryal sürecini yine ben yürüttüm bu değerli hikayeler serisinin. Yayına hazırlanırken, matbaada basıma hazırlanırken bütün aşamalarında çok ciddi bir emek var. Evet. Başta yazar ve editörden sonra, çizimden sonra bir de grafiker emeği var. Evet, onu özellikle zikretmek isterim. Arka planda olup aslında bu kitabın somutlaşmasında, fiilen okurla buluşmasında ciddi emekleri olan grafiker arkadaşlar da evet, destek vermiş oluyor. Zaten seri çalışıyorsak orada kapak tasarımında çok ciddi bir belirleyici rol oynuyor ilk kitaplar. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum ben, emeği geçen arkadaşlara. İnşallah serinin devamı da dediğiniz gibi geliyor. Üçer çıkarmış olacağız. Okurla buluşmuş olacak. İçerikten bahsetmemi istediniz. Evet lütfen biraz. Şöyle yapalım o zaman. Seymen'le Sargılı Günler. Günlerle başlayalım. Evet, onunla başlayalım. İlk Seymen'i birincisi okumuştum. Evet. Seymen'le Sargılı Günler şöyle başladı. Ankaralı bir kahramanımız bu. 11 yaşında. Bir kız kardeşi var. Saygıydı orada değerimiz. Çok saygılı bir çocuk olduğundan etrafına böyle saygılı davranmaya çalışırken aslında bir takım hiç beklenmedik olaylar da başına geliyor. Kötü şeyler gibi görünürken bakıyorsunuz iyi kazanımları da oluyor Seymen açısından. Basketbolu çok seven, sporu çok seven bir karakter Seymen. Bir gün yolda giderken yaşlı bir amca görüyor. Böyle ona saygılı davranayım derken sargılara sarmalanıyor. Temel esprisi biraz daha böyle başına gelen maceralı olaylara, kötü görünen olaylara aslında çok daha olumlu bakabilmesi de var temel espri olarak. Evet. Daha sonra bacağı kırılıyor, iyileştikten sonra köye gidiyor, at binmeyi çok seviyor. Köyünde ata binerken de kız kardeşiyle beraber maceralar yaşıyorlar. Onları özellikle açmıyorum biraz okul için. Oralar kapalı kalsın. Evet, okul için biraz gizli kalsın içeriği tamamıyla. Ama değer olarak dediğim gibi saygıyı vermeye çalıştık. Ama didaktik bir üslupla saygı böyle olur demiyoruz işin doğrusu. Dediğim gibi hikayenin içinde çocuklar zaten bir hikaye, kendileri de o hikayenin içinde yaşıyorlar adeta hikaye okurken. Burada o değerlerle çocuklar çok bilinçli olmadan da olsa buluşsun istedik bir takım temel değerlerle. Aslında benim açık yüreklilikle söyleyebileceğim bir durum bu. Normalde bir değer eğitimi veriliyorken belki bir metnin, bir içeriğin hani didaktik olmasından endişe duyulur. Yani ki bu bir yetişkin olarak bizim bile bazen çok hoşlandığımız bir dil olmayabiliyor. Burada Seymen'le Sargılı Günler'de esprileri fark ettikçe ben gülümsedim mesela. Yani didaktikten uzak bir o kadar da eğlenceli bir hikaye aslında. Arkadaşların işte dönemin yeni haberleşme yöntemi olan görüntülü fotoğraflarla, emojilerle falan iletişim kuruyorken bir yerden küçücük bahsedeceğim hocam. Tabii, eğlenmiştim. Sargılarının yani işte o alçılı halinin fotoğrafını atıyor ve işte bir
teşekkür metni var. Devamında da saygılarımla yazıyor. Yani normalde saygılarımla diye bitirilen bir metni. Hani Seymen'in bunu bu şekilde söylüyor olması, Seymen'i hayal ediyorum falan. Saygılarımla bir mesaj atıyor. Çok eğlendim gerçekten. O yüzden didaktikten uzak olduğunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum ben. O zaman Kırmızı Elma'ya geçebiliriz sanki. Tabii. Seymen'den sonra. Tabii. Genel üslup olarak şöyle de diyelim o zaman aslında. Biz çocuk hikayeleri yazarken ben çocuk kalpli okurlara hitap ettiğimi düşünüyorum. Evet. Aslında çocuk yüreğine dokunduğumuzu düşünüyorum ama çocuk kalpli olma serüvenini hiç bırakmayan genel okur kitlesine de hitap ediyoruz. Mesela siz burada çok etkilendiniz hikayelerden. Evet, çok pozitif anlamda değerlendirmeler yaptınız. Demek ki sizin yüreğinize dokunan tarafları oldu. Diliyle, üslubuyla. Mutlaka. O yüzden diyelim ki biz 16 yaş desek de belki de anne babaların da okurken çocuklarına çok keyif alabileceği bir içerik oldu. Kesinlikle. Kırmızı Elma'ya geçelim. Evet, lütfen. Biraz böyle hepimizin çok pozitif değil, çok negatif algıladığı bir COVID-19 koronavirüs sürecini tecrübe ettik. Evet. Yani biz değil, dünya. Dünyada bunun adını duymayan da kalmadı belki. Herkes bir şekilde olumsuz etkilendi ama ben bunu yazarken COVID süreci yeni başlamıştı. Dedim ki bu negatif, bütün yönleriyle negatif gibi görünen bu süreci çocuklara nasıl pozitif aktarabiliriz diye düşünerek yazdım. Başlangıç noktası bu oldu. Burada karakterimiz Elif, kızıl saçlı, 11 yaşlarında. Eğitimi her yönüyle çok seven, okulunu, öğretmenini, ortamlarını, ailesini, kardeşlerini çok seven bir karakter. Çok çalışkan bir karakter. Zaten değer olarak çalışkanlığı işliyoruz bunda. Tabii Elif COVID süreci başlangıcında bir şaşırıyor. Nasıl evde okul olacak? Nasıl eğitimim devam edecek? Evet. Öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan bu kadar kopukken başarılı olabilecek miyim derslerimde? Endişesi yaşıyor ailesiyle birlikte. Ama çalışkanlıkla bu süreci çok güzel yönetiyor. Başarılarında, başarılı olmaktan taviz vermiyor diyelim. Kırmızı Elma diye adlandırılmasının nedeni biraz ondan bahsedebiliriz. Kızı saçına yoruyor biraz. Tabii sonları söylemek istemiyorum özellikle okul için sürpriz olacağı için. Kitabın sonunda aslında bunu açıklıyorlar. Evet, yani, neden Kırmızı Elma COVID-19'a karşı oldu kitabın adı. Son sayfalarda açıklanıyor. Ama sürpriz sonlar var ikisinde de itiraf edelim. Kırmızı Elma önce bir kızı saçlarıma mı yorsam diyor fakat arkadaşlarının kendisinin çalışkanlığıyla irtibatlandırdığı bir sonuca dönüşüyor Kırmızı Elma diye isimlendirilmesi. Ne diyelim, sürekli çalışmayı, çalışkanlığa bir mola vermemeyi anlatan tarafları var kitabın. Aslında böyle Elif'i karakter olarak işte sürekli masa başında sürekli ders çalışan bir kız olarak da görmüyoruz. Hiç ama değil, derslerini çok seven, okuluna çok değer veren, öğretmenlerine çok değer veren ve beraberinde otomatik başarıyı getiren bir profilmiş gibi görüyoruz değil mi? Yani böyle çok harıl harıl bir karakter değil. Çok eğlenceli, işte kardeşleriyle, evde, ailesiyle ortamı çok keyifli olan bir karakter Elif. Evet, hatta o bölümün başlığı da eğlencenin yeri yok. Yani evde ne kadar eğlenebildiklerini anlatıyor bir bölüm. Ebeveynlerle beraber oynamadıkları oyun kalmıyor. Bir yönden dediğim gibi negatif etkilerini, evde kalma sürecinin negatif etkilerini pozitife çevirmeyi başarıyorlar ailece de aslında. Ve sizin söylediğiniz gibi çok eğlenceli de kardeşleriyle beraber, ailesiyle beraber ve online eğitim sürecinde de arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle de beraber çok eğlenceli, keyifli vakitler geçiriyor. Evet. Hatta bir projeye hazırlanıyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Tabii. O mesela sekteye uğrayabilecek COVID var çünkü. Evet. Yani yetişkinler olarak etkilendik ama çocukların da bambaşka etkilenme durumları gelişti bu süreçte. Ben bu anlamda Kırmızı Elma COVID-19'a karşı çok kıymetli buluyorum. Yani Seymen'in yeri başka ama COVID-19'u bir çocuk için, çocuk diliyle, hikaye içerisinde ve daha güzel nasıl gösterebiliriz diliyle anlatıldığı bir çalışma. Elinize emeğinize sağlık. O anlamda bence çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biliyorum ki iki çocuk annesiniz, iki güzel evladınız var. Allah bağışlasın. Buradan yola çıkarak çocuk eğitiminde değerlerin aktarımı, değerlerin önemi nedir? Hem eserlerle belki bağdaştırabiliriz bunu ama bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet, kızım bilge ilkokurlarımdan, onu zikredeyim bir defa. Evet, hatta yayınlanmadan kitaplarımı okuyor, editörlük yapıyor, değerlendiriyor. Oğlum da Kemal Efe, evet, o da kitaplarla buluştu. Yani genel okur kitlesi buluşmadan kitaplarla buluşuyor. Çünkü kızım ortaokulda ve oğluma kitapları tanıtıyor, okuyor gece uyumadan önce. Çok güzel. Önce çocuklarım okudu ve ilk destekçim oldular bu anlamda. Onu itiraf edeyim, söyleyeyim.
Dediğim gibi editörlük de yapıyor bazen. Bu kelimeyi anlamadım dediği zaman değiştiriyorum mesela. Ve çocuk nihayetinde yani. Evet. Değil mi? Okuyacak olan onlar zaten. Evet, sonuçta muhatap kitleyle yayınlanmadan bir buluşmuş oluyor. Çok güzel. Şöyle oldu aslında, bizim ev hallerimiz de zaman zaman tabii metinlere yansıdı. Onu itiraf mutlaka etmeliyim. Bazı yerlerde oğlumla yaşadıklarımız, bazı yerlerde kızımla yaşadıklarımız da metne biraz biraz girdi. Değil mi? Veya revize edilerek girdi. Bence bir defa değerler eğitimi ilk önce ailede yaşanarak öğrenilir. Yani insanlar kitaplardan çok şey öğreniyor. Bunu ikincil bir öğrenme yöntemi olarak görüyorum. Hepimiz yetişkinler olarak da yaşadığımız insanlarla beraber oluşturduğumuz dünya içinde çok şey öğreniyoruz. Değerler de böyle. Yani aile ortamında çocuk, örneğin anne baba arasındaki saygı ve sevgi ilişkisinden, anne babanın komşularıyla belki ilişkisinden, oluşturulan dünyadan çok etkileniyor. Örneğin cömertliği belki annesinde babasında görüyor. Mesela Seymen karakterinde, orayı atlamamış olalım madem, iyilik de ön planda anlatılan bir unsur. Babasıyla beraber iyilik hareketi diyorum ben ona, iyilik hareketine katılıyor bir takım gönüllü faaliyetlere. Orada şunu öğreniyor, yani dünyamızda biz insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla, bütün varlıklar beraber yaşıyoruz ve onları unutmak onlara saygısızlıktır diyor mesela. Bunu kavruyor. Bence çocuklar öncelikle en yakınlarından, onların oluşturduğu dünyadan değerleri öğreniyor. Cömertliği, arkadaşlığı, dostluğu, güven ilişkisini en önemli değerlerden birisi. Yine güven. Sorumluluğu. Örneğin anne baba çocuğuna oyuncak alacağına dair söz verdiğinde veya o kitabı alacağına dair söz verdiğinde alırsa çocukta güven ilişkisi tazelenmiş oluyor. Evet, söz verdi ve yaptı. Fakat çocuğuna sürekli yalan söyleyen ebeveynlerin yanında çocuk yalan söylemeyi öğrenmiş oluyor. Dediğim gibi öncelikle yaşantıda çocuk değerleri alıyor. Bunun farkında olarak çok önemli bulduğum ikincil öğrenme yöntemine yoğunlaştım. O da yayınlarla öğrenme. Yani dediğim gibi yetişkinler de sürekli bir öğrenme süreci içerisindeyiz. Yetişkinlerle çocuk yayıncılığı arasında ama bir fark var. Onu da şöyle özetlemek lazım. Çocuklar için yazmak bazen çok kolay zannedilebiliyor, öyle addedilebiliyor. Halbuki çocuklar için yazmak, yani bir tür gönlü hiç kirlenmemiş, o tertemiz varlıklar için yazmak biraz daha sorumluluk istiyor. Ona bir dünya kurmuş oluyorsunuz. Hikayelerle bir dünya oluşturuyorsunuz onlar için. Onların yetişkinler kadar filtresi yok. Daha filtresiz o dünyaya katılacakları için yazarın da, editörün de, bütün yayın faaliyetine katılan bütün yayıncıların daha ciddi bir sorumluluk aldığı alan olarak görüyorum ben çocuk yayıncılığını. Yetişkin zaten belli oranda ailesinden, okuldaki eğitiminden, arkadaş çevresinden oluşturduğu, o kendi oluşturduğu düşünce dünyasında filtreleri de oluşmuş insan. Evet. Yetişkine yazmanın sorumluluğunu bence çocuk için yazmakla eşdeğer tutmamak lazım. Bir tık daha bence editöryel anlamda, yayın hazırlama anlamında çocuk yayıncılığında sorumluluğunuz çok artıyor. Evet. Aslında başka çocuk yayıncılığına dair bir sorum daha var. Belki orada biraz daha bu konuyu açarız ama onun öncesinde değerlerin çocuklara aktarımı konusunda anladığım kadarıyla öncelikle örneklik. Zaten bir çocuğun içinde doğduğu aile, büyüdüğü çevre, buradaki gördüğü örneklikler çok önemli. Yaşantısı çok önemli ve devamında yayınlar aracılığıyla da işte bu gibi hikayelerle, buna benzer başka çalışmalarla çocuklara bu değerlerin aktarımı mümkündür. Tabii, diyebiliriz tabii değil ki. Mi? Evet, tabii ki. Mesela güven konusunu işliyoruz. Örneğin arkadaşlığı işliyoruz, cömertliği işliyoruz. Yani etrafında hiç cömert insan tanımamışsa anlaması daha zor olacak. Evet. Fakat bir katkı olacak mı? Evet, olacak. Yani örneğin çocukların harçlıklarını biriktirerek bir çocuk için, örneğin o gün kantin parasını getirmemiş olan bir çocuk için yardımcı olmaları, bu aslında öğrenilebilir bir şey. Kitaplardan da öğrenilebilir bir şey. Ama dediğim gibi yaşantı daha öncelikli zaten. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi bir çocuk kalbi aslında belki hiç kirlenmemiş, hiç yani dışarıdaki kirliliklerle belki masum, doğrudan muhatap olmamış, masum bir kalpten bahsediyoruz. Belki hani atıyorum Seymen'le Saygılı Günleri okuyan bir çocuğun otomatikman çok saygılı ve çok iyiliksever bir çocuğa dönüşmesini bekleyemeyiz ama ben bir çocuk olsaydım muhtemelen bir hareket alacağım zaman Seymen'deki bir pasaj aklıma gelebilirdi ya da Kırmızı Elma'da. Hani Elif'in bir davranışı, işte de okuluna, öğretmenlerin, arkadaşlarına gösterdiği özen belki onun hatırında bir yerde kalacak. Tabii çünkü ki. Çok az kirlenmişlik var değil mi hocam? Evet. Yani ve akıllarında daha çok kalma, onların gönüllerine daha çok işleme ihtimali de çok yüksek. Tabii o yüzden belki bir yetişkinin bir eserden etkilenme oranı ile bir çocuğun bir eserden etkilenme oranı çok daha ölçüşemez seviyededir değil mi? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Onun için de sorumluluk kavramıyla çok bağlantılı düşünüyorum çocuk yayıncılığını. Evet.
O zaman ben şimdi yine bir tık bahsettiğimiz çocuk yayıncılığı özelinde sormak istiyorum. Yani çok temel belki noktalara değinemeyebiliriz ama hani ayrıntıda çocuk yayıncılığını yetişkin yayıncılığından ayıran noktalar nelerdir ya da çocuk yazarlığını diyeyim. Mesela bir çocuk kitabı yazarken nelere dikkat etmek gerekir gibi de soruyu çeşitlendirebiliriz aslında. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle sorumluluğu ifade ettim. Onun evet. dışında yeni kuşaklar didaktik öğrenme tarzına çok daha uzaklar. Yani hı hı. şu doğru şunu yapmalısın, bu doğru bunu yapmalısın, şu hı hı. da yanlış asla yapmamalısın. Dilinden çocuklar hoşlanmıyor zaten. Evet. Onun için biraz espri dilini, ironiye çocuk hı hı. yazarlığında baskın kullanmak gerekiyor. Hı hı. Bazen çocuklar karakter olarak haşarı karakterleri de çok severler. Çok evet. Bazen tabiri caizse yaramazlık yaptığında onun sonuçlarını görmesi ve sonuçlarını değerlendirmesini de örneklerle anlatmak gerekiyor. Hı hı. Benim için çocuk yayıncılığında resim unsuru da çok önemli. Yani çizim hı hı. aşamasında çok ciddi bir emek veriyoruz. Çocuk ruhuna, çocuk dünyasına uygun resimlemeyi seçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Örneğin yakında çıkacak bir kitabımızda şöyle bir resim var. Ben o kadar çok etkilendim ki yani bunu çocukların gözüyle gördüm adeta. Evet. Çocuklar bu resimle karşılaştığında neler hissedebilir? Örneğin uzay asansörüyle uzaya çıkan çocuklar güneş ışınlarında mısır patlatıyorlar. Ve uzay boşluğu mısırlarla doluyor. Çok eğlenceli. O kadar çok beğendim ki zaten bu çizimi görünce bu kitabı yayınlamalıyız dedim açıkçası. Evet, çok güzel. Çizimler de sadece metinlerde değil, yani metinlerde hayal gücünü zenginleştiren bir metin olmasını çok önemsiyorum. Hı-hı. Ama buna destek verecek olan aynı zamanda çizimler. Evet, evet ressamlarımızla çalışıyoruz. Orada hı-hı. Sevimli, şirin, çocukların özdeşlik kurabileceği karakterler istiyoruz fakat hayal dünyasını çok zenginleştiren, evet. onu adeta düşünülmesi düşündüren çizimler de istiyoruz. Çünkü ben şu an gözümün önünde uzay boşluğunu mısır patlaklarıyla falan dolduruyorum. Eminim evet. bir çocuk gerçekten gördüğünde çok şaşıracak ve eğlenecektir o kareyle. Evet, onun için bazen çizeri yönlendiriyoruz. Bazen çocuk kalpli çizerlerimiz çok daha rahat algılıyor ve çiziyor hikayeyi. Evet. Çocuk yayıncılığında resim çok ciddi bir unsur olarak devreye girmiş oluyor açıkçası yetişkin yayıncılığından farklı olarak. Aslında bunlar en temelde söyleyebileceğimiz şeyler diyebiliriz. Çünkü sorumluluk daha fazla denildi. Tabii. Çizimler çok önemli dedik. Bir didaktik de değil tabii olmasın. Ki. Didaktik evet, değil ama örneğin basit dil değil kastettiğimiz. Çocuklar değil, için evet. yazmak yani ortalama olarak 10-12 kelime yazmak genelde 10 yaşa kadar diyelim uygun görülür. Yani yetişkinler için bir paragraf yazarsınız. Bazen 40 kelimeyi yan yana koyabilirsiniz. Uzunca paragraflar yazarsınız yani. Ama çocuklar için 40 kelime, 50 kelime yazamazsınız. Doğru olmaz bu. Evet. Belki 10-12 kelimelik paragraflar oluşturarak, cümleler oluşturarak metin yazıyorsunuz. Fakat basit midir? Değil. Çünkü değil. Orada dediğim gibi çocuğun hayal gücünü zenginleştirecek kurgular, çocuğun özdeşlik kurabileceği kahramanlar oluşturmanız lazım. Evet. Bu yönden de aslında yazı dili zor diyebilirim. Evet. Çocuklara hitap etmek çok kolay değil. Dil oyunlarını daha kısıtlı yapıyorsunuz. Çocukların anlayabileceği kelimelerden seçtiğiniz bir cümle kurmak zorundasınız. Hı-hı. Orada dil oyunlarına bazı kelimeler el vermezken onu çocuklar için yapmak, daha sınırlı kelimeyle çalışmak hı-hı. daha zor ama evet. çok keyifli. Yani ben çocuk kitaplarını yayın hazırlarken veya editörlüğünü yaparken veya çizerle yayın aşamasında görüşürken kendim de yazarken çok keyif alıyorum. Bunu itiraf edeyim yani. Evet. Çok keyif alarak yaptığım bir iş. Evet, her aşamasına. Yazmayı düşünenler için böyle ufak ipuçları da oldu bu son sorumuzun cevabında. Teşekkür ederiz evet. bu aktarımlarınız için de. Rica ediyorum. Bir de nasıl başladığımı sormak istiyordunuz galiba. Buyurun, evet, evet. Evet, çocuk hikayeleri yazmaya nasıl başladım? Hı-hı. Bu benim için de ilginç bir başlangıç. Evet. Aslında belki yazmak isteyenler için teşvik edici de olabilir. Hı-hı. Şöyle oldu, ben hep akademik metin üretim dünyasında hissederdim kendimi. Kendimi bulduğum yer orası aslen. Evet. Fakat çocuk kitaplarını, çocuk hikayelerini yazmaya yaz dediler, başladım. Yaz dediler, yazdım oldu. Biraz böyle görev verildi ve yazdım. Hmm. Şöyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çocuk dergisi çıkarırken arkadaşlarımız sen de yaz dediler. Yani bizi tabiri caizse eli kalem tutan arkadaşlar olarak gördüklerinden bir sorumluluk verdiler. Yazabilir miyim? Herhalde yazamam çocuklar için diye düşünmüştüm. Sonra 1-3-5 derken birkaç yıl çocuk dergisinde yazmış oldum. Ben bunu kitaplaştırabilirim de diye düşündüm. Daha sonra neden bir çocuk kitabı olmasın? Yani çocuk yüreğine dokunabilmek, çocuk yüreğine hitap edebilmek benim için çok özel bir yazma tecrübesi oldu. Özel bir alan oldu benim için. Dediğim gibi baştan beri de ifade ettiğim gibi çok keyif alarak da yazı yazdığım bir alan oldu.
1, 3, 5 derken özellikle de proje bazlı teklif geldikçe çocuklar için yazmaya devam ettim. Evet. Ama ben en temelde hikaye yazmayı çok seviyorum. O konuda çok açıklıkla ifade edebilirim. Akademik metnin dili tamamen farklı. Yazma usulleri, yöntemleri de farklı. Evet. Fakat çocuklar için yazmada çok farklı bir dünya. İki ayrı dünya arasında zaman zaman gelip gidiyorum. Evet. Ama ikisinin de içinde olmak, daha doğrusu en temelde yazma eylemi içinde kendimi bulmak çok keyif aldığım bir zaman dilimi oluşturuyor benim için. Sanırım önemli olan şey keyif almak ve sevdiğin şeyi yapmak. Severek yapmak, evet, bence çok önemli. Severek yapılmayan işleri biz editör olarak da baktığımızda hemen anlıyoruz. Evet. Yani çocuklar için yazmak çok belki trend de bir şey. Siz az önce konuşmamızda evet, söylemiştiniz. Aslında belki Covid sürecinde yazmak da çok tırnak içinde trend oldu. İnsanlar kendine belki yöneldiğinde, ev ortamında daha sessiz, sakin bir dünya içinde kendilerini bulduklarında yazmak istediler belki. Evet. Fakat yazmayla, yazma eylemi içindeyken gerçekten o dünyanın içinde hikaye oluştururken kendi hikayeni yazdığını da bilmek belki çok önemli. Evet. Yani hikaye yazmak kendi hikayeni de yazmayı beraberinde getiriyor. O duyguyla severek yapmak bence çok önemli. Öyle metinler geldiğinde fark ediyoruz, bir takım düzenlemelerle okurla buluşturmayı çok istiyoruz. Evet. Teşvik edici oluyoruz yazara. Böyle de devam ediyor diyelim editörlük ve yayın hazırlık süreçleri. Teşekkür ediyoruz o zaman. Başlangıcı ve şimdiki haline dair de bazı cümleler almış olduk sizden. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Aslında sorularımın sonuna geldim. Keyifli de bir sohbet oldu benim için. Varsa bugüne dair ya da başka herhangi bir şeyi söylemek istediğiniz onları da alabilirim. Evet, galiba genel anlamda bir konuşma isteseydiniz daha sakin olacaktım. Bugün çok heyecanlıyım. Bence çok güzel bir akış oldu. Teşekkür ediyorum ama çocuklar için yazmak kadar çocuklar için konuşmak da galiba zor benim açımdan. İnşallah güzel tanıtabildiğim kitapları, okuru bol olsun isterim. İnşallah. O dünyaya çocukların transfer olmasını ve belki değerlendirmelerini almayı da çok isterim, memnun olurum. İnşallah çalışma devam edecek söylediğiniz İnşallah. Gibi, evet, müjdesini evet. vermiştik. Diğer seriler de çok heyecanlı. Güven, arkadaşlık, dostluk, cömertlik, evet. merhamet gibi kavramlarda değerlerimiz de işlenecek. Daha doğrusu işlendi ve yayını hazırlıyoruz. İnşallah. İnşallah onlar da o kitaplarımızda çıkacak. Evet. İnşallah çok sevilir, değerli masallar gibi değerli hikayelerde çok sevilen bir seri olur diye istiyorum. Evet, okuru bol olsun diyelim ve bu şekilde sonlandırmış teşekkür olalım o zaman. Ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Yazarlar ve Eserleri programının 7. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.